Sınava girdin, sonuçlar elinde. Nasıl ve neye göre tercih yapacağına karar verme noktasındasın. İşte bu video tam da nasıl sorusuna cevap olması için hazırladığımız önerileri seninle buluşturacak. Ya, öncelikle şunu bilmeni istiyoruz, hepimiz seni çok iyi anlıyoruz. Gerçekten, biri bitmeden diğeri başlayan, stresli bir sürecin ortasındasın ve kafanın karışması son derece normal. Bu sorular seni annenin, babanın, arkadaşlarının veya hocalarının değil, senin geleceğine yakınlaştıracak. Bu noktaya gelmek için binlerce soru yanıtladım, biliyoruz ama bu sorular da çok önemli. Mesela şehir değiştirmek istiyor musun? Şimdi şehir değiştirmek istemenin esas sebebi akademik hayaller mi? Yoksa başka sebeplerin var mı? Biz bir şeyiz. Dürüst olmak lazım. Peki Hayal ettiğin meslekle yapmak zorunda olduğun seçim arasında bir uçurum varsa ne oluyor? Hayaller mi, hayatlar mı? Hiçbir zaman kendini kapana kısılmış gibi hissetme lütfen. İstediğin şeylere sahip çıkmak istemende hiçbir sorun yok. Aldığın puan üniversite seçiminde çok önemli. Ama kim olduğun önemli değil mi? Yapmayı sevdiğin şeylerin önemi yok mu? Meslek seçerken puanın kadar lütfen kim olduğunun da önemli olduğunu unutma. Çocuklarla arası iyi olmayan bir öğretmen olmak ister miydin mesela? Ya da insanlarla iletişim kurmaktan çok hoşlanan ama bütün gününü bilgisayarın önünde kalkmayacağı bir iş yapan biri olmak seni mutlu eder miydi? Popüler meslekler, mekatronik mühendisliği, nöroekonomi ya da hidrojeoloji. Geleceğin meslekleri de acaba senin mesleğin mi? Son olarak tercih yapmadan önce okumayı istediğin okulu mutlaka ziyaret etmelisin. Hayatının en güzel zamanlarını geçireceğin atmosferi seçmeden önce mutlaka deneyimlemen lazım. Söylenenlere de fazla prim verme. Bir meslek herkes için aynı şeyi ifade etmez. Baştan söyleyelim. Merak ettiklerini soracaksın ama cevapların deneyimlerden oluştuğunu ve deneyim dediğin şeyin de kişiye özel olduğunu lütfen unutmayacaksın. Kendine bu soruları sor. Hatta yorum kısmında lütfen bizimle paylaş. Yalnız olmadığını ve geleceğinin sadece bir sınavla belirlenecek bir şey olmadığını da unutma. Karşında Biraz da zorla makine mühendisliği okumuş, üstüne işletmeye geçip orada çok mutlu olmuş ama arada da yazılımı denemiş. Biri olarak duruyorum. Dolayısıyla her zaman için şansım var. İşte burada canlı da bir örnek var. Unutmaman gereken bir şey daha var. O da bu kanala hemen lütfen abone olmak. Zaten unutmayacağına eminim de. Hani minik bir hatırlatma olsun dedim.